TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 26 Ağustos 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Trakya Üniversitesi'nde rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi. Profesör Doktor Mustafa Aytipler 11. dönem rektörü olarak cübbe giydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla Trakya Üniversitesi rektörü olarak atanan Profesör Doktor Mustafa Aytipler devir teslim töreniyle cübbe giydi. Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Milletvekilleri Fatma Aksal ve Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkan Vekili Hakan İşcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Zafer Tuna Ertürk, önceki dönem rektörleri Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu ve Profesör Doktor Yener Yörük, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Baro Başkanı Avukat Gökhan Karakoç'la şehrin diğer yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Trakya Üniversitesi'nin akademik ve idari personeliyle çok sayıda davetli katılım gösterdi. Tebrik mesajlarının okunmasının ardından konuşan 9. ve 10. dönem rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi ile duygusal bir bağı olduğunu ifade ederek 8 yıllık görev süresinde yaptıklarını anlattı. Biz esasen göreve ilk başladığımızda 12 Temmuz'du seçimimiz, 15 Temmuz oldu ve ilk geldiğimizde 15 Temmuz'un en zor günlerini aylarca burada gece 11'den 12'den önce çıkmayarak mücadele ederek verdik. Sonra bir korona krizimiz oldu. Sonra Ukrayna derken deprem gerçekten böyle üst üste çok ciddi krizleri yönetmek durumunda kaldığımız bir dönem yaşamış olduk. Ve bunun dışında Balkanlar. Yani bu şehir, bu üniversiteyi her şeyden daha önemli kılan bir başkentin üniversitesi olması. Edirne bir başkenttir. Ve bu başkente yakışır bir hali maalesef hala yerinde değil ama biz bir başkent üniversitesi ve bir başkent şehri olmak için büyük gayret gösterdik. Şimdi bu görevi devrediyoruz. Kime devrediyoruz? Bir kere çok eskiden beri hukukumuz olan değerli hocama devrediyoruz. Hastanede çalışırken tanıdık, sonradan tanıdık. Efendim, bizim ilk rektörlük zamanı öncesinde hocam yanımızdaydı. İkinci atanmamızda bizi ilk bizzat tebrik eden hocamızdı. 8 yıldır senatomuzun üyesi ve ondan daha da kıymetlisi bir Edirneli, bir Balkanlı, bir Balkan sevdalısı. Bu üniversiteyi 208 üniversiteden ayıran en önemli özellik nedir derseniz Balkan faaliyetleridir derim. Bu konuda zaten şehrin ruhunu en iyi şekilde bilen, anlatan biri. Şiirleriyle, kitaplarıyla, Balkanları bizzat gezerek dolaşarak birçok dost biriktirmiş biri. O açıdan bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve gerçekten bu görevin kendisine çok yakışacağını düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Zaten her zaman yanında olduğumuzu, her anlamda ne zaman dersen bütün gücümüzle gayret etmeye devam edeceğimizi, başka Trakya Üniversitesi olmadığını. Daha sonra konuşan rektör Profesör Doktor Mustafa Aytipler ise liyakatin en önemli düsturu olacağını belirtti. Edirne gibi şehirlerin sultanı tanımlamasının yapıldığı kadim bir şehrin üniversitesinin rektörü olarak da sizlere hitap etmenin onuru içinde nazik teşrifleriniz için hepinizi ayrı ayrı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili çalışma arkadaşlarım, liyakat en önemli düsturumuz olacaktır. Görevini doğru ve iyi yapan, kendisini günümüz şartları doğrultusunda geliştirip yenileyen, çevresiyle uyumlu arkadaşlarım her zaman için başımızın tacı olacaktır. Temel kriterimiz özveriyle çalışmak, gayretle üretmek ve bu şehre
ve bu ülkeye ve bu bölgeye ve bu Balkanlara katkı sağlamaktır. Akademisyen arkadaşlarımdan isteğim, Trakya Üniversitesi'nin bilim ve kültür çıtasını çok daha yükseklere taşımaları, içlerinde sakladıkları liderlik duygusunu, hizmet etme duygusunu ortaya çıkarmalarıdır. Hep birlikte el ele vererek öğrencilerimize daha çok ilgi, daha çok bilim sunmalı, daha çok inceleme, daha çok araştırma ve daha çok makale ve yayınla üniversitemizin adını bilimsel platformlarda daha çok duyurmalıyız. Yeni dönemde üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda daha saygın bir konuma gelmesi için üniversitemiz personelimizle el birliğiyle çalışacağız. Bu süreçte tüm çalışma arkadaşlarımın desteğini ve işbirliğini çok çok fazla önemsediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Konuşmaların ardından Tabakoğlu Trakya Üniversitesi'nin 11. dönem rektörü Profesör Doktor Mustafa Atip'lere rektörlük cübbesini giydirip üniversite mührünü devretti. Buranın köklü bir üniversite olduğunu hem Türkiye için hem de yanı başında bulunan Balkan coğrafyası için hayati öneme sahip bir bilim yuvası olduğunu görme fırsatımız oldu. Bu arada tabii üniversitemiz aynı zamanda şehrimizi de temsil ediyor. Gittiğimiz her toplantıda, her programda Edirne denince Trakya Üniversitesi'nden bahsediyor. Bu çok önemli. Gerçekten de Erhan Hocam biz son bir yılda tanıdık ettik. Ama iki dönemdir başarılı bir rektörlük görevini üstleniyor. Büyük bir fedakarlıkla ve özveriyle az önce konuşmasında da bahsetti. Önemli başarılara imza atarak ekibiyle bu güzel ve yüzüde üniversitemizi almış olduğu sancağı bir üst seviyeye taşıyarak şimdi yine çok güzel hizmet edebileceğine ve hem üniversitemize hem de şehrimize çok büyük katkılar sunacağına inandığımız Mustafa Atipler hocamıza, rektörümüze bu sancağı devrediyor. Evet, bizler devlet memurlarıyız. Önemli olan burada bulunduğumuz görev süresi içerisinde hizmet etmiş olduğumuz insanlara, şehrimize gerçekten dokunabilmek ve ayrılırken de arkamızda hoş bir seda bırakabilmek. Bu işlerin sonu bu. Bir de alnımızın akıyla görevimizi bizden sonra bayrağı daha ileriye götürecek mevkidaşlarımıza bunu devredebilmek. Bu her görevliye, her kamu görevlisine nasip olmaz. Nasip olduğu için de hocama bunu söyledim. Sen dua etmen lazım dedim. Ne güzel, anlamında hakikaten güzel bir şekilde ve hoş bir seda bırakarak bayrağı devrediyorsun. Ve hem Erhan hocamıza yapmış olduğu görevden dolayı, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli eşlerine ve çocuklarına da en büyük destekçiler onlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada rektör yardımcılarımızdan diğer buradaki akademik kadrodaki hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten de gece gündüz bu hizmet yolculuğunda görev aldılar. Ve bayrağı devralan Hatipler hocamıza da inşallah bu bayrağı daha üst seviyelere taşımasından temenni ediyoruz.
az önce bahsettiği şehir sadece üniversiteden ibaret değil, kamu kurumlarıyla, kuruluşlarıyla bir bütün. Dolayısıyla herkesin işbirliğiyle bu şehire hizmet etmesi gerekiyor. Bu bağlamda da bu işbirliğinin de artacağını ve hatta sınırlarımızın ötesine gideceğini temenni ediyorum. Tekrar her ikinize de şükranlarımızı iletiyor. Sağlık ve sıhhat diliyorum. Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından ikincisi düzenlenen öğrenci yaz kampı için açılış programı düzenlendi. Etkinlik kapsamında 11 Balkan ülkesinden gelen yaklaşık 400 öğrenci ve 48 öğretmen, bir hafta boyunca Musa Beyli Mesiri alanında bulunan Gençlik Kampı Balkan Obası'nda çeşitli etkinlere katılıp Edirne'yi gezecek. Edirne Valiliği'nin himayelerinde Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından ikincisi düzenlenen 2024 Öğrenci Yaz Kampı'nın açılış programı gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programına Edirne Valisi Yunus Sezer, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatipler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, hayata geçirilen projenin Edirne ve Balkan ülkeleri açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı. Gençlik varsa umut var, gençlik varsa heyecan var, gençlik varsa geleceğe emin adımlarla yürümek var. Bizlerin en büyük sermayesi sizlersiniz, gençlerimizsiniz ve geleceğe sizlerle emin adımlarla yürüyeceğiz. Sizlerle barış ve dostluk köprüleri kuracağız. Sadece sizleri bir araya getirmiyoruz. Aynı zamanda sizlerin bulunduğu ülkeleri de bir araya getiriyoruz. Sizlerle birlikte ülkeler arasında da gönül köprüleri kuruyoruz. Biliyorsunuz Edirne'nin ve Balkanların sembolü köprülerdir. Sadece Edirne'mizde 13 tane köprü var. Hemen sınırımız öteye geçtiğimiz zaman Bulgaristan'da, Makedonya'da, Romanya'da, Bosna Hersek'te ve bütün Balkan coğrafyasında köprüler var. Köprülerin sadece nehri bir taraftan bir tarafa geçmek gibi bir özelliği yok. Aynı zamanda nehirlerin her iki tarafındaki insanlar arasında da bağ kurma ilişkisi de var. Ondan dolayı Balkan Şehirleri İşbirliği platformunun sembolünü köprüler olarak koyduk. İnşallah sizlerle beraber bütün Balkan şehirlerinde gönül köprüleri inşa edeceğiz. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne platformunun gençler için düzenlediği projelerin çok kıymetli olduğunu söyledi. Balkanlar bizim gönül coğrafyamız. 500 yılı aşkın bir geçmişimiz, ortak bir tarihimiz, ortak bir kültürümüz, ortak bir yaşanmışlığımız var. Ben Sayın Valimizi tebrik ediyorum. Balkan Şehirleri İşbirliği platformu kapsamında bugün Edirne'de gençlerimizi ağırlıyoruz. Daha önce gençlerimiz geldi ve bu programlar artarak devam edecek inşallah. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ise Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne platformunun Balkanlarla Türkiye'nin Edirne özelinde her türlü işbirliğini yapması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece yurt içinde yaşayan vatandaşlarının, gençlerin değil, yurt dışında yaşayan gençlerin de yanında olmaya gayret ediyor. Özellikle de Balkanlarda yaşayan gençlerin, sizlerin her zaman yanınızdayız. Balkanlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Sizin yaşadığınız coğrafya, sizin geldiğiniz ülkeler. Çünkü 600'ü de yakın bizler, sizler hep beraber yaşadık. Kardeş olarak yaşadık. 500'e yakın Balkanlardan genci Sayın Valim Bursa, Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'ye getiriyoruz şu an 500'e yakın. 1992 senesinden beri 20 bine yakın Balkanlardan Burslu gencimizi Türkiye'ye okumaya getirdik. Tabii ki bizim burslarımız dışında gelenler de var. Ben devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi burslarından bahsediyorum. Bu kapsamda Balkanlardaki gençlerin üzerindeki her türlü faaliyet yürütüyoruz. Balkan Gençlik Okulu projemiz var sizlerin olduğu ülkelerde.
gençlik kamplarımız var, gezi programlarımız var. Geçen hafta sadece ben Ankara'da Balkanların farklı ülkelerinden 250 kardeşimiz yine sizler gibi ağırladım. Kurumumuzda onları misafir ettik. Sadece 2012 yılından beri Balkanlara yönelik YTV olarak 483 projeyi hayata geçirdik. YTV, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı hep beraber işbirliği içerisinde Türkiye ile Balkanların ayrılmaz ilişkisine katkı sağlıyoruz. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Atipler de programa katılan öğrenciler ve öğretmenlere seslenerek "Hepiniz birer kültür elçisi olarak atanmış bulunmaktasınız." dedi. Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne platformu kurulduğu günden bugüne kadar daha önce üzülerek ifade edeyim, çok görmeyi arzu ettiğimiz halde gözümüzden kaçan birçok hususu gündeme getirerek gerek Edirne'nin gerek Balkanların geleceği üzerinde çok ciddi, çok etkin, çok kalıcı çalışmalara sürekli imza atıyor. Bu konuda Sayın Valimizin önderliğinde, Sayın Valimizin rehberliğinde ortaya konan bu çalışmayı takdir etmek haddimize değil ama şu kadarını ifade edelim. Platformun gayretleri ve çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekten de platform bu güçlü adımlarla gerek Edirne'nin, gerek ülkemizin, gerek de Balkanların kalbinde kalıcı barışı tesis etmek üzere, kardeşliği tesis etmek üzere, dostluğu tesis etmek üzere önemli adımlar atmaktadır ve atmaya devam edecektir. Bu faaliyetlerin ardından bugün burada her ne kadar öğrenci olarak bulunuyorsanız, bugün burada sizlerle birlikte 50'ye yakın hocamız her ne kadar öğretmen olarak bulunuyorsa da aslında hepiniz birer kültür elçisi olarak atanmış durumdasınız ve bundan sonraki hayatınızda Türkiye ve Edirne ve Balkanlar üçgeninde bu kültür elçiliğini büyüterek bir çığ gibi arttırarak devam edeceksiniz. Konuşmaların ardından Eski Cami'den Yansımalar temalı fotoğraf sergisi Balkan Kongre Merkezi Fuaye alanında açıldı. 26-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik kapsamında 11 ülkeden gelen yaklaşık 400 öğrenci ve 45 öğretmen 5 gün boyunca sportif, sosyal, bilimsel, kültürel aktivitelerle gezilere katılacaklar. Edirne Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerindeki yaya geçiş çizgilerini yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanık'ın, geleceğimizin teminatı olan çocukların güvenliği için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelindeki tüm okulların çevresinde yaya geçitleri yeniden boyanarak trafik güvenliği sağlanıyor. Özellikle okul bölgelerinde yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek amacıyla yürütülen bu çalışmalarla hem öğrencilerin hem de yayaların güvenli bir şekilde yolları kullanması hedefleniyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara ulaşmasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirten Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, "Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okullarına ulaşması bizler için büyük bir öncelik. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürüttüğümüz yaya geçidi çizgilerinin yenilenmesi çalışmaları da bu hedef doğrultusunda attığımız en önemli adımlardan biri. Belediye olarak çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğiz. Velilerimizin ve sürücülerimizin de trafik kurallarına uymaları ve yaya geçitlerinde dikkatli olmaları bu sürecin başarısı için büyük önem taşıyor," dedi.
Yetkililer çalışmaların 75. yıl İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlkokulu, Gazi Osman Paşa Ortaokulu, Lala Şahin Paşa İlkokulu, Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Plevne İlkokulu, İnönü İlkokulu, Edirne Lisesi, İlhami Ertem Anadolu Lisesi, Vali Fahri Yücel İlkokulu, Trakya Birlik İlkokulu, Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Emer Özgür Subaşay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu, Kırkpınar Ağası Alper Yazıoğlu Ortaokulu ve Yüksel Yeşil İlkokulu çevresinde devam ettiğini, önümüzdeki günlerde de diğer bölgelerdeki okullarda benzer çalışmaların yapılacağını belirtti. Yurt dışına çıkış yapmak üzere Pazarkule sınır kapısına giden bir aracın arka koltuğunun altında gizlenmiş vaziyette bir Suriye uyruklu erkekle bir Filistin uyruklu kadın düzensiz göçmen yakalandı. Gel, gel. Avrupa'da daha iyi bir hayat yaşamak hayaliyle kaçak yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin uyguladıkları taktikler akıllara durgunluk veriyor. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Pazarkule Gümrük Kaçak İstihbarat Kısım Amirliği ile birlikte yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule sınır kapısına giden şüpheli bir hafif ticari araçta arama yapıldı. Aracın arka koltuğunun altına özel bölme yapılarak gizlenmiş vaziyette bir Suriye uyruklu erkekle bir Filistin uyruklu kadın düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yabancı uyruklu iki düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Hayrabolu Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki kamyonetle CK idaresindeki plakasız motosiklet ana yol üzerinde çarpıştı. Bacak, bacak! Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan HS yaralanırken sürücü CKS'e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan HS'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerini terk eden kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 660 gram esrar, 31 kök kenevir ve 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Edirne'nin Keşan ilçesinde Narkotik Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri Büro Amirliği ekipleriyle birlikte düzenlenen iki ayrı operasyonda 660 gram esrar, 31 kök Hint keneviri ve 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan AD ve AA, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinden Asri Mezarlık istikametine giderken sanayi kavşağından çıkış yapmak isteyen ABD yönetimindeki minibüs, Doktor Sadık Ahmet kavşağından gelerek kavşağa giriş yapan FT yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan ET yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken anneleri yaralanan 3 çocuğu, babaları ve çevredekiler sakinleştirdi. ET ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 8 lira 79 kuruş, en yüksek 10 lira 9 kuruş, ortalama 9 lira 4 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 18 lira 69 kuruş, en yüksek 21 lira 1 kuruş, ortalama 19 lira 84 kuruştan işlem gördü.
Edirne Ticaret Borsası'nda canlı hayvan fiyatları ise şu şekilde. Dana en düşük 123 lira 8 kuruş, en yüksek 256 lira 8 kuruş, ortalama 223 lira 13 kuruş. Düve en düşük 169 lira 6 kuruş, en yüksek 294 lira 8 kuruş, ortalama 208 lira 54 kuruş. İnek en düşük 83 lira 4 kuruş, en yüksek 179 lira 8 kuruş, ortalama 131 lira 97 kuruş. Koyun en düşük 90 lira 2 kuruş, en yüksek 127 lira 6 kuruş, ortalama 103 lira 30 kuruş. Kuzu ise en düşük 179 lira 4 kuruş, en yüksek 226 lira 2 kuruş, ortalama 212 lira 30 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 21, en yüksek 34 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Sarıcapaşa Mahallesi Çukurçeşme Sokak, numara 7'deki Kaya Eczanesi. Şükrüpaşa Mahallesi Profesör Ömer Lütfü Berkan Caddesi numara 1'deki Rukiye Kantar Eczanesi. Serbest piyasada dolar 33 lira 99 kuruştan, euro 37 lira 99 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 2748 lira 38 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 9565 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.